Artık Dün 3 Cesur devlet demiştik Norveç İrlanda ve e, özellikle, İspanya'nın tanımasıyla birlikte şimdi artık Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'ten de bir açıklama var. Bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasını desteklediklerini söylüyor. Ama önemli bir cümle var. Özellikle çok uzun zamandır Orta Doğu ile ilgili bütün bu meseleleri konuşurken artık Amerika'ya bir alternatif olabileceğini göstermek istiyor ve Orta Doğu'ya girmek istiyor Çin diyorduk. Şimdi sanki sırasıymış gibi şu da söyleniyor. Gazenin yeniden inşasına yardımcı olacaklarını söylüyor Devlet Başkanı. Pekin'de gerçekleşen Çin Arap Devletleri İşbirliği Forumu'nun 10. Bakanlar Konferansında konuştuğu şeyi ve diyor ki: "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz." Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olarak katılması konusunda da çalışıyoruz. İnsani krizin bitmesine, hafifletilmesine de destek vereceğiz. Şimdi insanlar ölüyor ama bir yandan da tabii ki şu konuşuluyor bu konuyla ilgili. Deniliyor ki biz Gazze'nin yeniden inşaatı için burada varız. E, hala insanlar öldürülüyor. Şu an yeniden inşanın sırası mı? İşte bu da işin içinde, savaşın içinde asıl meselenin ekonomi olduğunu, para olduğunu gösteren bir durum. Uzman görüşüne de hemen başvuralım. Doçent Doktor Murat Aslan ne anlama geliyor ve dengeleri değiştirir mi sorusunu yanıtladı. Böyle bir toplantının öncelikle anlamını bilmek lazım. Çin bir taraftan Afrika bir taraftan Arap ülkeleriyle 2 yılda 4 yılda bir forumlar topluyor. Ve bu forumlar devlet başkanları seviyesinde oluyor. 2 yılda bir de dışişleri bakanları genellikle bir araya geliyor. Çin'in bu diplomasi eylemi aslında bir başarı. Çünkü özellikle bağlantısız ve küresel güney dediğimiz gelişmekte olan ülkelerle gelişmemiş ülkeleri aynı çatı altında toplamak bir başarı. Tabii konu Filistin olunca bu ülkelerin sempatisini kazanmak, bu ülkelerle birlikte hareket etmek Çin açısından hem bir yöntem hem de bir kazanım. Dolayısıyla ben bugünkü bu konuşmanın biraz bu küresel Güney dediğimiz gelişmekte ve gelişmemiş olan ülkelere yönelik net bir mesaj olduğunu düşünüyorum ve tabii ki bu toplantıya Arapların, e, Arap devletlerinin katılmış olması da bir vesile olmuş. Ancak e, metne baktığınızda e, metin içerisinde Filistin'e yönelik mesajlarda o hani kuvvetlilik oranı vardır ya o kuvvetlilik oranında biraz düşüklük gördüm. Yani destek vereceğini söylüyor. Bu aslında Çin açısından bir avant şey açılım, yeni bir şey. Çünkü genellikle bir devletin yeniden tanımlanmasında Çin'in asli parametresi Tayvan'dır. geçtiğimiz hafta hatırlayınız. Çin Tayvan'ın etrafında büyük tatbikatlar icra etti. Tamamen adayı çevreleyecek şekilde. ve hemen üzerinden bir hafta geçmeden Tayvan'ı çok fazla dikkate almadan Filistin'in konumu farklı ...algısını yaratarak bu konuşmayı yaptı. Bu bir kazanım doğrudur ama aynı zamanda mesajın içeriğinde biraz e, tereddüt var benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü çalışacaklarını ifade ediyor. 3 milyon dolar gibi Çin açısından çok büyük olmayan bir rakamdan bahsediyor. Hani burada e, üslup ve içerikle ilgili e, artıları ve eksileri bence iyi düşünmek lazım. Birleşmiş Milletler'e yapmış olduğu referans bence önemli... Çünkü o referans üzerinden Filistin meselesine bir yaklaşım e, şu an Çin'in hikayesinde mevcut. E, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Çin yanlısı bir tutum alacağını söylüyor Çin. Bu kıymetli. En azından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı gü Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile birlikte e, daha net bir tutum sergileyecekler. Yani çekimser kalmayacaklar büyük bir ihtimalle. Bu kıymetli. Ama... Filistin'in yeniden yapılandırılması bence şu an çok uzakta olan bir konu yani evet. e, henüz çatışma devam ediyor siviller ölüyor ve yeniden yapılandırmadan bahsetmek biraz e, Çin açısından e, çok tutarlı bir dayanak noktası olmamış. Ama şu da var e, o da lazım yani en azından Filistin'e yönelik bir çizgiyi ifade etmiş olması değerli. Bir de şunu mutlaka dikkat almak lazım. Çin'in geleneksel bir dış politikası var. O da şudur: şu ana kadar hep böyle oldu. Yavaş yavaş kendini açmaya başladı. Dünya üzerindeki herhangi bir sorunda Çin taraf tutmaz. Hiçbir devletin iç gelişmelerine odaklanmaz, sadece Çin'in çıkarlarına odaklanır. Ve büyük devletleri kesinlikle karşısına doğrudan almaz. Bu. 1970'li yıllarda Deng Xiaoping'in e, ana felsefesiydi. Bu prensipleri miras bırakmıştı Çin diplomasisine. Benim anladığım kadarıyla böyle bir yavaş bir kayma var. Yani e, artık dünya meselelerinde bir taraf en azından olmaya çalışıyor. Çin kapasitesini görerek hareket etmeyi iyi bilen bir devlet. E, şu an için her ne kadar e, küresel finansal rezervlerde Önemli bir miktarda e, kaynağı sahip olsa da Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri bağlamda meydan okuyacak kapasitesinde e, sınırlar var. İkincisi e, Tayvan meselesi Çin açısından en önemli mesele. Tek Çin politikası diyoruz, bunu kabul ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla adımlarını atarken birden fazla dinamiği aynı anda dikkate alarak Çin, e, harekete geçiyor. Biliyorsunuz dünya üzerinde de sadece Cibuti'de bir askeri üssü var. Şimdi e, siyasi bağlamda sizin de ifade ettiğiniz üzere bir açılım var. Bu bir gerçek. Malumunuz e, Körfez ülkeleriyle İran'ın görüşmesinde Çin aracı olmuştu. E, Filistin meselesinde şu an artık tavır koymaya başladı istenen düzeyde olmasa da bu açıdan bence e, Çin siyaseten açılıyor. Ekonomik olarak zaten müdahale ediyor e, ama ve lakin askeri bağlamda hala kendisini kısıtlıyor. Dolayısıyla e, değerli bir açıklama, değerli bir adım ama e, henüz istenen düzeyde değil. Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısına bakalım bir şimdi. Geçtiğimiz hafta daha doğrusu haftanın başında verdiğimiz bir haber vardı. E, Suriye'de PKK artık seçim yapma noktasına geldi diye. İşte bu altı çizilerek uyarılıyor. Terör örgütü kendisini meşrulaştırmaya çalışıyor denilerek. Baba, terör örgütü PKK'nın Suriye'de sözde yerel seçim hazırlıkları Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları terör örgütü kendini meşrulaştırmaya çalışıyor değerlendirmesinde bulundu. Sözde seçim çalışmaları Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olarak değerlendirildi. Kaynaklar Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini, herhangi bir oldu bittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı ise haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir'de yaptı. İsrail'in Gazze saldırıları bir kez daha kınandı. İsrail uluslararası adalet divanı kararlarına uymalı denildi. İsrail'in Derhal Uluslararası Adalet Divanı kararına uyumasını, uluslararası toplumun da bu konuda daha aktif bir tutum sergilemesini bekliyoruz. Terörle mücadele operasyonları ilişkinde bilgi verildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1092 terörist etkisi hale getirilmiştir.